uzanacağız. Konya'da da 5. İslami Dayanışma Oyunları devam ediyor. Muhabir arkadaşımız Ülkü Nurtepe Konya'da oyunları takip etmeye devam ediyor. An be an oyunları takip ediyor. Şimdi Konya'ya uzanacağız. Tabii İslami dayanışma oyunlarında farklı branşlardan sporcular yer alıyor. Farklı branşlarda müsabakalar yapılıyor. Şimdi Ülkü Nurtepe'ye bağlanacağız. Acaba organizasyonda hangi noktada hangi müsabakayı takip ediyor? Hemen soracağız. Ülkü Nur, söz sende. Öncelikle iyi yayınlar dileyelim bizler. Şu anda Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz stadındayız ve futbol müsabakalarını yakından takip ediyoruz. Artık futbolda büyük gün geldi, çattı. Türkiye ve Suudi Arabistan saatler 17'yi gösterdiğinde büyük final için karşı karşıya geldiler. Hemen skoru da aktaralım size. Şu anda 1-0'lık skorla Türkiye maçı önde götürüyor diyelim ve hemen sizlere sahayı BBN Türk ekranlarından aktaralım. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum, artık maçta 42-43 dakika geride kaldı. İslami dayanışma oyunları kapsamında bizi U23 milli takımımız temsil ediyor. Ve 42 dakikalık süre içinde bir gol attı Türkiye. 17 numaralı Metehan'dan geldi gol. Milli gururumuz futbolcularımızın her biri ve bugün Suudi Arabistan'la final müsabakasında karşı karşıyalar. 23 yaş altı milli takımımız son maçını Azerbaycan'la yapmıştı ve 1-0'lık skorla finale yükselmeye hak kazanmıştı. Bugün de Suudi Arabistan'la heyecanlı bir maç yaşanıyor, kıyasıya bir mücadele var. Maçın kazananı altın madalyanın da sahibi olacak. İslami dayanışma oyunlarında altın madalyayı kaldıran alan ülke olacak. Maç saat 17 itibariyle başladı demiştik. Tribünler coşkulu, bir taraftan sloganlar atılıyor zaman zaman. Ve şu dakikalarda ilk devre artık sona ermek üzere. 43 dakikayı geride bıraktık final turunda. Bu arada tribünde olduğunun bilgisini verelim. Prens Abdülaziz bin Türkiye El Faysal da, ayrıca Prens Fahat bin Jalevi de, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasaboğlu ile maçı izliyorlar şu anda. Tribünde olduklarının bilgisini verelim. İslami dayanışma oyunlarında artık geriye sadece 2 gün kaldı. Son günlerin gelmesiyle beraber final turlarının da sayısı arttı. Yarı final ve final karşılaşmalarının sayısı arttı. Şu anda da sizlere BBN Türk ekranlarından futbol finalini aktarıyoruz. Ancak bunun yanı sıra geleneksel uzun menzil okçulukta da bir altın madalya kazandığımızın bilgisini verelim inşallah. Bir altın madalya da futbol müsabakalarından gelecek diyelim. İslami dayanışma oyunları kapsamında İslam ülkelerinin kalbi Konya'da atıyor. Ve sizler de BBN Türk ekranlarından görüyorsunuz. Gerçekten heyecanlı bir maç kıyasıya. Top hakimiyeti genel olarak şu an Türkiye'de, ancak zaman zaman Suudi Arabistan'a da geçiyor top. Bugün saatler 11'i gösterdiğinde Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu bir basın toplantısı düzenlemişti. Hemen o toplantıda verilen bilgileri de aktaralım sizlere. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu sporda gerçekleşen sessiz devrime değindi. Türkiye nereden nereye geldi dedi. Bazı branşlarda bizi temsil edecek sporcu dahi bulamazken bugün Türkiye'nin geldiği nokta gerçekten inanılmaz dedi. Bunun yanı sıra İslami dayanışma oyunları için Konya'ya kurulan tesislerden bahsetti. Artık sporun kalbi Türkiye'de Konya'da atıyor diyebiliriz. Aynı zamanda Türkiye'nin madalya sayısını da aktaralım. Türkiye'nin şu anda 93 altın madalyası var, 81 ikinciliği var ve 65 tane de üçüncülüğü var. Yani Türkiye toplamda 239 madalyaya sahip. Şu ana kadar yapılan İslami dayanışma organizasyonu kapsamında en yüksek madalyayı alan ülke olduk Türkiye olarak. Önümüzdeki yıllarda gelen ülkeler müsabakalar kapsamında bu sayıyı, bu rekoru geçmek için mücadele edecekler. Bizi takip eden ülke ise toplamda
40 altın madalyayla Özbekistan. Özbekistan da şu an ikinci sırada geliyor ve üçüncü sırada da İran geliyor diyelim. Bizler müsabakaları takip etmeye devam edeceğiz. Futbol finali bugün Konya'da yaşanıyor. Futbolun heyecanı bugün Konya'da yaşanıyor ve İslam ülkelerinin kalbi Konya'da atıyor diyelim. Organizasyon 18 Ağustos'a kadar devam edecek diyerek sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Sevgili seyirciler, Konya'da 5. İslami Dayanışma oyunlarında yaşananları muhabir arkadaşımız Ülkünur Tepe bizlerle paylaştı. Futbol heyecanı bugün Konya'da yaşanıyor dedi. Yine ara ara bağlantılar yapacağız Ülkünur'la. Konya'da neler oluyor bu büyük organizasyonda konuşacağız. Ülkünur'dan bilgileri alacağız. Şimdi az önce, ondan önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temaslarını konuşmuştuk üstüne canlı yayında ekrana getirmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Malezya Kralı'nı ağırlıyor şu dakikalarda. Az önce resmi törenle karşıladı ve şimdi ikili görüşmeye geçildi. Çıkacak sonuç, yapılan bir basın açıklaması olursa ya da yazılı bir açıklama olursa paylaşacağız. Biz şimdi programımızda hangi konuları konuşacağız? Satır başlarını hemen paylaşalım. Ardından da Celal Kazdağlı ile üzerine konuşmaya başlayacağız. Türkiye'nin Suriye politikası elbette gündemdeki baş konulardan biri. Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı da açıklama yaptı. Önceki gün hatırlayacaksınız bir uzlaşma açıklaması yapmıştı. Uzlaşı açıklamasının çarpıtıldığını söyledi. Çünkü o açıklamanın ardından Azez'de protestolar, provokasyonlar yapılmıştı. O provokasyonlara da sert tepki gösterdi. Bayrağımıza uzanan eller kırılır dedi Mevlüt Çavuşoğlu. Biz uzlaşı dedik, demeye de devam ediyoruz dedi. O sözünün arkasında durdu. Ve bu sözlerim çarpıtılıyor. Kimlerin çarpıttığını da iyi biliyorum dedi. Ve Suriye'de kalıcı bir barış ve istikrar için uzlaşma şart dedi Çavuşoğlu. Suriye'de rejim siyasi çözüme değil askeri çözüme inanıyor. Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Bunun için rejimle muhalefet temas kurmalı. Ben hep söylüyorum ifadelerini kullandı Çavuşoğlu. Elbette bu sözleri de yankı uyandıracak. Çünkü Altılı Masa'dan da Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı, aslında zamanında da AK Parti'de olan bir isim, eski AK Parti'nin başbakanı ve bu politikada da bu politikanın da aslında sahibi, ama Ahmet Davutoğlu çizgisinden dış politikada çıktı mı AK Parti, bu politikayı değiştirdi mi, ne kadar değiştirdi, hem onu konuşacağız hem de Ahmet Davutoğlu'nun Suriye çıkışında konuşacağız. Acaba Altılı Masa'da bir çatlak, bir anlaşmazlık yaratır mı? Çünkü Altılı Masa'nın düşüncesine Suriye ile ilgili ters düşüyor Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması. Türkiye heyetinin ABD'ye F-16 ziyareti var. O ziyaret nasıl geçti? Onu da konuşacağız. Ukrayna'da Zaporijya nükleer santrali çevresinde neler oluyor? Tehlike ne boyutta? Nükleer tehdit ne boyutta? Rusya askerlerini çeker mi? Bu konuda telkinler, talepler var ama Rusya ne yapacak? Bu da merak konusu. Afganistan'a gidince de orada da Taliban'ın bir yıl doldu. Taliban yönetimi bu bir yılı kutluyor ama kadınların protestoları var. Bir yıl nasıl geçti? Onun da üzerinde duracağız. İç siyasette ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin kurucu isimlerine gönderdiği mektubu konuşacağız. AK Parti 21. yılını kutluyor malum ve bu kutlama töreninde Cumhurbaşkanı sözleri, eski yol arkadaşlarına hizmetlerinden dolayı ettiği teşekkür, eski kurucu isimlere gönderdiği mektup gündemde. O mektupta neler var? Onları da konuşacağız gazeteci yazar Celal Kazdağlı ile birlikte. Celal Kazdağlı şu anda yayınımızda değil ama az sonra yayınımızda olacak, bağlanacak ve hem Suriye politikasını Türkiye'nin hem de diğer dış meseleleri konuşacağız. Dış politika ağırlıklı bir program olacak bugün. Ayrıca içeriye bakarsak Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili de bir gelişme var. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldı Canan Kaftancıoğlu'na. Sevgili seyirciler, şimdi tabii ki ekonomide de gündemin baş köşesinde yerini koruyor malum. Kur korumalı mevduata 5 ayda 60.6 milyar lira ödeme yapıldığı açıklandı ve
Bu ne anlama geliyor? Kur korumalı mevduat sistemi başarılı oldu mu? Dövizin tutulması için, dövizin yükselmesinin tutulması için sisteme girmişti bu uygulama. Ama ne kadar başarılı oldu? Baktığımız zaman 18 liradan inmişti dolar bu sistem uygulamaya başlandığında, ama şimdi 18'i geçtiğini görüyoruz. Bir de mevduata, kur korumalı mevduata 5 ayda 60.6 milyar lira ödendiği malum. Şimdi ekonomiden de yine önemli başlıklarımız var dedik. Araç satışlarıyla ilgili hemen bir haberimiz var. Yeni bir düzenleme girdi araç satışlarıyla ilgili. Bakanlığın uygulamaya sokacağı bu yeni düzenleme detayları neler? Hemen izleyelim. Sıfır araç satışında yeni bir düzenleme yapıldı. İlk tescil tarihinden 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe araçlar satılamayacak. Ticaret Bakanlığı sıfır ve ikinci el araç piyasasındaki arz ve fiyat dengesizliğini gidermek için yeni bir adım attı. Yönetmelikte yapılan değişiklikle sıfır araçların ikinci el olarak satışına sınırlama getirildi. Düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentekarlar ilk tescilden sonra 6 ay geçmeden ve 6 bin kilometreyi geçmeden bunun satışına 6 bin kilometre satışına kısıtlama getireceğiz. Düzenleme araçların ilk tescil tarihinin üzerinden 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden satılamamasını öngörüyor. Bir başka deyişle bayilerden sıfır araç alan satıcılar tescil tarihinin üzerinden 6 ay geçmedikçe ve araç 6 bin kilometreye ulaşmadıkça satış yapamayacak. Gerçek anlamda ikinci olacaktır ve bunu sürekli bir çevirerek fiyatların üzerine bir baskı oluşturulmasının önüne geçileceğini düşünüyoruz. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce araç alımı yapan satıcılar ellerindeki araçları bir ay içinde satarsa bu şartlardan muaf olacak. 15 Eylül'den itibaren düzenleme istisnasız olarak uygulanacak. Düzenleme bir yana, Hazine ve Maliye Bakanlığı da sektördeki kayıt dışı hareketleri tıpkı konut sektöründeki gibi mercek altına aldı. Haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım satımı yapan, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef, bakanlığımızın radarına takıldı açıklamasını yaptı. Nebati ayrıca vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen, piyasada spekülasyona sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılmaya başlandığını, saha denetimlerinin sürdüğünü duyurdu. Şimdi Celal Kazdağlı ile başlıyoruz hemen gündemin öne çıkanlarını değerlendirmeye. Celal Kazdağlı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz kapatmamız uzun oldu ama zor oldu. İyi bir program olur umarım. Evet, internetin azizliğine uğruyoruz ara ara. Teknoloji güzel ama işte zaman zaman yine de bağlantımız kesilebiliyor. Celal Kazdağlı, Çavuşoğlu'nun açıklamalarıyla başlayalım dilerseniz Suriye meselesiyle ilgili. Şimdi biz konuşmuştuk zaten o gün. O uzlaşı açıklamasından sonra provokasyonlar meydana gelmişti. Sert tepki gösterdi, bayrağımıza uzanan eller kırılır dedi ve söylediğimin arkasındayım dedi bir anlamda. Yani uzlaşı dedik ve demeye devam ediyoruz ama bu sözlerimizi çarpıtanlar var, onların kim olduğunu da biliyoruz dedi. Kimleri kastetti? Şimdi aslında Türkiye'nin politikasının değiştiğini görebiliyoruz. Ben oradan başlayayım, kimleri kastettiğimi de söyleyeceğim. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'den dönerken Putin bizim Şam'la görüşmemizi istiyor diye bir açıklama yaptı. Evet. Arkasından da Dışişleri Bakanı çok net bir şekilde uzlaşı arıyoruz muhalefetle iktidar arasında dedi. Daha sonra da bunun ne anlama geldiğini anlattı. Anayasa Komisyonu'ndaki çalışmalar, Cenevre'deki çalışmalar, hatta Astana zirvesindeki görüşmeleri hep bu uzlaşının bir parçası olarak değerlendirdi. Ama oradaki rejim askeri çözümü tercih etti. Bugüne kadar siyasi çözümü istemedi. O yüzden olmadı dedi.
Hemen arkasından Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi. Bu görüşmeler diplomatik boyuta, diyaloğa dönüştürülmelidir. Yani bir üst seviyeye çıkartılmalıdır şeklinde. Arkasından da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın bir açıklaması geldi. Ben daha üst seviyeye çıkacağını düşünüyorum. İşte baş başa liderlerin görüşmesi olur mu onu bilemem ama bu ilerleyecektir diye ifade etti. Hemen arkasından da Vatan Partisi'nin Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklama yaptı. Biz Şam'a gidiyoruz, görüşmeler yapacağız. İşte Ethem Sancak da olacak. Bu görüşmelerin hepsinin devlette bilgisi vardır. Onların bilgisi altında gidiyoruz diye bir açıklama yaptı. Bu gösteriyor ki bir tutum değişiyor. Türkiye Suriye ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Buna kim karşı geliyor? Bir, ÖSO'nun içerisindeki bazı unsurlar karşı geliyor. Türkiye'nin orada desteklediği, bugüne kadar imkan tanıdığı, eğitmeye çalıştığı bazı unsurlar Esad'la bir karşı karşıya kaldıklarında başlarına gelebilecek pek çok derdi öne sürerek bundan memnun değiller. İki, SDG adıyla faaliyet yürüten PKK-YPG unsurları bundan memnun değiller. SDG'nin çok açık bir şekilde ABD'ye tutumu ve tavrı şu, şayet siz Ankara'nın Şam'la anlaşmasına destek olursanız biz sizin buradaki müttefikiniz olmaktan vazgeçiyoruz. Yani bunu IŞİD'le mücadelede sizinle ortaklık yapmaktan vazgeçiyoruz diye söylüyor. Dolayısıyla iki unsur itiraz ediyor. Bir, oradaki PKK-YPG unsurları, iki, ÖSYM'in içerisindeki bazı kesimler, hepsi değil, bazıları itiraz ediyorlar. Onlar Türkiye ile Suriye arasında bir uzlaşma olmasın istiyorlar. Çünkü onların çıkarı ondan yana. Eğer uzlaşı olursa orada işte PKK'lılar ve YPG'liler kendilerinin oluşturmaya çalıştığı bir özerk yapının olamayacağı gibi bir düşünceye sahipler. Ona zaten aşiretler, oradaki Kürt aşiretler itiraz ettiler, çıktılar. Ortak açıklama yaptılar. Ve ÖSYM'in diğer yöneticileri de siyasi temsilcisi de başta olmak üzere açıklama yaptı. İşte bayrak yakanları biliyoruz, onları teslim ediyoruz diye. Onların da önemli bir kısmı yakalandı tahmin ediyorum. O gidecek. Ama önemli olan şu, Türkiye şimdi yeni bir döneme başladı Suriye ile ilgili olarak. Bu görüşme gelmiyor. Türkiye hemen bugünden yarın masaya oturup işte oradaki muhaliflerden vazgeçecek anlamına gelmiyor bu politika değişikliği. Tam tersi, oradaki muhaliflerle rejimin belli bir uzlaşıyı yakalamaları için çaba harcanacak. Burada Rusya'da böyle bir çabanın içerisinde olduğunu anlayabiliyoruz. İran ne kadar da işin içerisine dahil, onu henüz daha net olarak söyleme imkanına sahip değiliz. Sözde açıklamalarında evet rejimle görüşün falan diyor ama buradaki maksadının ne olduğu net değil. Ama Rusya'nınki açık ve net bir şekilde rejimle Türkiye'nin birlikte hareket etmesini, görüşmelerini ve teröre karşı da beraber mücadele etmelerini istiyor. Bahçeli'nin de görüşü o yönde. Biz teröre karşı hangi coğrafyada bulunursa bulunsun birlikte gidip onlarla mücadele ederiz. Bu önümüzdeki dönemin ana gündem maddesi olacaktır diyor. Yani biz Esad'la anlaşarak, Şam'la Ankara anlaşarak, zaten aramızda bir terörle mücadele konusunda Ankara anlaşması da var. O çerçevede hareket ederiz. Türkiye'ye yönelik tüm terör saldırılarını bertaraf ederiz. Peki. Biz de Suriye'ye yönelik saldırıları bertaraf ederiz diye açık ve net şekilde ortaya koyuyor tutumunu. Evet, nasıl olabilir bu uzlaşı? Onu konuşacağız, daha da açacağız bu konuyu. ABD ne diyor bu konuda? Onu da merak ediyorum. Soracağım Celal Kazdağlı'ya ama bir reklam arası verelim, devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyirciler. Türkiye'nin Suriye politikasını, çizgiyi konuşuyorduk. O çizgide değişim var mı diye Celal Kazdağlı ile birlikte. Celal Kazdağlı, kaldığımız yerden devam edelim. Rusya'nın, İran'ın bakışını söylediniz bu çizgiye, Suriye politikasına. ABD ne diyor bu işe? ABD sessiz, son derece açık vermiyor. Kürt kaynakları da bu konuda ABD'nin sessiz kaldığını ifade ediyorlar. Çok net tutum almadığı açık. Neye ama delalet bu sessizlik? Efendim? Neye delalet bu sessizlik? Bir başka işlerin gelişmesini bekliyor gibi gözüküyor. Orta Doğu'dan çok açık ve net bir tutum almaz iken Türkiye ile olan ilişkilerinin gelişmesine özen gösteriyor. Mesela işte F-16'larla ilgili görüşmeler için Türkiye heyeti beklenmedik bir şekilde hızlı bir zaman diliminde dün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Washington'da bir takım görüşmeler yapacak.
işte kongre de şarta bağlamıştı Türkiye F-16'nın verilmesi konusunda. İşte Yunanistan'a karşı kullanılmayacak, adalara karşı kullanılmayacak gibi bir takım şeyler konulmuştu. Evet. Şartlar konulmuştu. Evet. Bundan vazgeçmeye hazır gözüküyor ABD. Mesela Türkiye'nin işte Putin'le yakınlaşmasına, işte Putin'in ekonomik olarak Batı'nın yaptırımlarına karşı Türkiye ile bu yaptırımları boşa çıkartma hamlesi geldiğinde, Batı basını bunu eleştirdiğinde ABD'den yapılan açıklamada bizim gözlemlerimize göre bir durum yok, bir para akışı yok. Türkiye işte Rusya'nın ön ekonomik cephesi durumuna gelmedi diye çok net bir şekilde Türkiye'nin yanında yer aldı. Libya konusunda mesela Türkiye ile daha yakın bir çizgi izlemeye çalışıyor. Sorun çıkartan Hafter'in devre dışı kalması konusunda ABD adım attı orada. Dolayısıyla bütün bunlar ABD'nin Türkiye'ye karşı çok daha dikkatli, Türkiye'yi yanında görmek isteyen, karşısına almaktan çekinen bir politika izlemekte olduğunu bize gösteriyor. Bu Suriye'de de geçerli. Eğer Suriye'de Kürt kaynaklarının, PKK kaynaklarının söylediği doğru ise biz ayrılıyoruz. Sizin burada müttefikiniz olmaktan çıkacağız. IŞİD'le mücadelenin bir parçası değiliz sözü doğru ise demek ki onları da yeterince destek vermiyor. Irak Kürt yönetimindeki Peşmerge Bakanı ABD'ye çağrıldı ve orada görüşmeler yaptı. Hem Pentagon'da hem Dışişleri Bakanlığı'nda. O görüşmelerde kendilerine söylenen şuydu: çatışmalardan uzak durun. İşte Kürt hareketi arasında birbirinize gelmeyin şeklinde telkinlerde bulunulduğu söylenmiş idi. Ama son gelişmelerde oradaki işte YPG PKK unsurlarının bu gelişmelerden memnun olmadığını görüyoruz. Bunu nereden de görüyoruz? İşte bugün bir askerimizin şehit olmasına, işte 14 askerimizin de yaralanmasına yol açtı. Saldırdılar bir karakolumuza. Bir başka ilçemize de atış yaptılar, rahatsız ettiler. Cevap verildi ayrı bir şey ama belli ki anlaşma yürümesin. Eskisi gibi çatışma devam etsin. Türkiye Suriye'ye operasyon yapsın. Biz de buradaki varlığımızı sürdürelim. IŞİD'e karşı mücadele veriyoruz adı altında. İşte Batı'yla olan sempatimiz ve ABD desteği sürsün istiyor. ABD belli ki bu noktada değil. Onun dışında Arap Ligi politikasını değiştirdi ve Arap Ligi'ne Suriye'nin dönmesini öteden beri istiyor. Pandemiden dolayı toplantılar yapılamadığı için bu sonbahara kaldı toplantı. O toplantıda muhtemelen Suriye dönecek Arap Ligi'ne. O da gösteriyor ki yani komşu ülkeler Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar hepsi Suriye'nin normalleşmesini ve Arap Ligi'ne dönmesini istiyor. Bu normalleşmenin içine eğer Türkiye dahil olmazsa bir normalleşme olmayacağını herkes biliyor. O yüzden Türkiye ile de bir normalleşme olsun istiyor. Buraya kadar herhangi bir şey yok. Hiç kimse bunlardan çok fazla itiraz etmez. Ama bu normalleşme dediğimiz şey, bu uzlaşma dediğimiz şey nasıl olacak? Evet, onun ben de içeriğini... onu soracaktım. Yani Çavuşoğlu dedi ki, yani bu bir barışma değil, bir uzlaşı dedi. Nasıl evet. Bunun çerçevesi çizilecek? Kritik cümle bu. Uzlaşı, uzlaşması. Evet. Yani rejimin tanıması gerekiyor muhalefeti. Sizin haklarınız, hukukunuz budur. Sizi yönetimde bir pay, bir hak veriyoruz demesi gerekiyor. Ve Anayasa Komisyonu toplanmıştı mesela, uzun sürdü toplantılar. 150 kişilik bir üyeden oluşuyordu. Bunun 50 kişisi delegasyonu muhalefetten, 50 delegasyon rejimden, 50 delegasyon da STK unsurlarından, temsilcilerinden oluşuyordu. Ama bu ilerlemedi, bir çözüm bugüne kadar gelmedi. Ayrıca Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in gözetiminde bir başka görüşmeler silsilesi oldu. Bu da sonuç ermedi, normal bir sonuca ulaşamadı. Astana zirvesi ve Türkiye'nin işte Rusya, İran'la birlikte yürüttüğü bu zirve de aslında bir uzlaşı masasıydı. Muhalefetle iktidar arasındaki bir takım işlerin çözülmesinde çok işe yaradı. Mesela işte oradaki bazı bölümlerdeki işte muhalif unsurların İdlib gibi başka yerlere taşınmasında, Halep'in mesela işte barış şeklinde istikrara dönüştürülmesine, buradaki muhaliflerin burayı boşaltmasının sağlanmasına katkı sağladı Astana süreci. O görüşmelerden sonra bu gerçekleşti. Şimdi orada işleyen sadece Astana süreciydi. Üçlü, dörtlü, beşli mekanizma olarak.
Onun dışında Batı'nın kurduğu, Birleşmiş Milletler'in organize ettiği, destek olduğu, ABD'nin istediği ya da Avrupa Birliği'nin istediği hiçbir mekanizma yürümedi şu ana kadar. Şimdi yeniden bir kıpırdama var. Bu kıpırdama birilerinin dediği gibi Suriye laiktir. İşte bizim de laik olmamızı istiyor. Çünkü işte teröristlerden kurtulacak. O yüzden onunla anlaşalım. Anlaşalım, ne yapalım? Bu zaten oradaki muhalifler Türkiye'yi Peşaver'e çevirdiler. Onlar işte IŞİD'di, kafa kestiler, kol kestiler. Bunları da heba edelim. Bizi burayı Peşaver'e çevirdiler. Biz bunları atalım. Ne edelim, atalım. Ne olursa olsun. Başlarına ne gelirse gelsin yaklaşımı içerisindeler. Ertuğrul Özkök mesela bu görüşün şampiyonluğunu yapıyor. Onun yazılarını yazıyor. İşte Ahmet Davutoğlu için de bir akademisyenin Orta Doğu hezeyanları bizi bu noktaya getirdi diye işte onun üzerine yükü atan bir şey söylüyor. Bir kere bir kişi tek başına bir Dışişleri Bakanı bir politika belirleyemez. O zamanlar zaten Dışişleri Bakanı, evet Dışişleri Bakanı'ydı. Evet. Tek başına belirleyemez. Ama Suriye politikası Davutoğlu'yla eşleştirildi, hep özdeşleştirildi. Evet. Bu son derece böyle değil mi diyorsunuz? Davutoğlu. Sen yanlış diyorsunuz. Evet, Davutoğlu'nun tek politikası değildi. Davutoğlu işte Ertuğrul Özkök ve Kayı Diyekmen, Bildin Genel Yayın Yönetmeni gidip görüştükten sonra, onlar 3 ay önce görüşmüşlerdi. 15 Aralık 2010'da görüşmüşlerdi. Olaylar 15 Mart 2011'de başladı. Olaylar başlamadan bir gün, iki gün önce Dışişleri Bakanı Davutoğlu 12 saat, 13 saat gibi çok uzun bir görüşme yaptı Beşar Esad'la. Ve pek çok konuda anlaştılar. Ama anlaşıp geldi, döndü, arkasından tam tersini yaptı Beşar Esad. Çünkü o zaman mesele şuydu. Türkiye'de, işte dünyada yaşanmış olan, Orta Doğu'da yaşanmış olan Arap Baharı'nı Kürt Baharı'na dönüştürüp Kobani, Şengal üzerinden kurdukları PKK'lı unsurlar ile Türkiye'deki merkezleri de harekete geçirerek Türkiye'de bir Kürt Baharı'nı gerçekleştirmek istiyorlardı. Bunun arkasında FETÖ örgütü vardı ve Amerika Birleşik Devletleri vardı. Türkiye bu badireyi çok ustalıkla atlattı. Şimdi dönüp Peşaver'e dönüştürdünüz. Yok bu bir akademisyenin Orta Doğu hezeyanlarıdır diye küçümsediğiniz hadise Türkiye'nin beka meselesiydi. Ve o meseleden ancak şiddetle kurtulabilirdi. Yani askeri yöntemlerle kurtulabilirdi. O da öyle yaptı ve öyle şekilde kurtuldu. Ama Davutoğlu yoksa aynı çizgide devam ediyor görünüyor Celal Kazdağlı. Yani AK Parti Davutoğlu'nun çizgisinden çıktı diyebilir miyiz dış politikada, Suriye politikasında? Davutoğlu çizgisinden çıkmadı. Davutoğlu'nun çizgisi tam da Çavuşoğlu'nun söylediği çizgiydi. Uzlaşma olsun. Yani orada muhalefet tanınsın. Biz bu kişileri Esad'ın rızasına ya da onun önüne koyamayız. Çünkü o bir canidir, bunları öldürdü. Eğer Türkiye bir şey yapmak istiyor ise Rusya'yı da yanına alsın. Batı ülkelerini de yanına alsın. İşte diğer Arap ülkelerini de yanına alsın ve desin ki İran'da yanına alsın. Esad'a desin ki kardeşim sen bu muhalefette anlaşacaksın. Burada hiç kimseyi öldürmeyeceksin. Biz onların garantörü olalım. Birleşmiş Milletler güvenlik unsurları gibi, barış gücü gibi bu ülkeler bir barış gücü oluştursunlar. Bir olay olursa müdahale etsinler. Bu garantiyi verelim ki onlar rahat etsinler. Yoksa ama şimdi Davutoğlu'nun söylemlerine, şu an en son yaptığı Suriye açıklamasına baktığımızda Çavuşoğlu'nun uzlaşı açıklamasına ters düşmüyor mu? Öyle bir anlam çıkmıyor mu? Esasında ters düşmüyor. Ayrıntılarda bir takım şeyler var. Çünkü Davutoğlu daha rahat konuşuyor. İktidar koltuğunda olmadığı için. Çavuşoğlu iktidar sorumluluğu, bakanlık sorumluluğu olduğu için çok ketum davranmak zorunda, öyle davranıyor. Şimdi ne diyor Davutoğlu, onu bir hatırlatalım mı? Diyor ki Rusya Türkiye'yi Esad rejimini meşrulaştıracak şekilde görüşmeye zorluyor diyor. Bir de diyor ki Türkiye ile Suriye'nin ancak 3 koşulda görüşebileceğini söylüyor. Yani 3 koşul gerçekleşirse bu görüşme olmalı diyor. Suriye rejiminin halkla barışması birinci koşul. Esad rejiminin ülkeyi yeniden kontrol etmesi ikinci koşul. Türkiye'ye yönelik olumlu mesaj olması üçüncü koşul. Ancak bu 3 koşulda gerçekleşmedi diyor. Yani görüşme olmamalı diyor. Şimdi buradan bakınca uzlaşı mesajına sanki ters düşüyor gibi anlaşılıyor ama siz öyle değil mi diyorsunuz? Yok, o diye olması gerektiğini ifade etmiş oluyor. Evet, yani Esad'dan Türkiye'ye yönelik bir açıklama var mı?
biz bir uzlaşı arıyoruz açıklaması var mı? Yok. Evet. Oradan bir şey gelmeyince biz niye bir harekete geçiyoruz? Karşılığı olmayan bir harekete mi geçiyoruz, evet, diye soruyor. Bu normal. Bu sorulması gereken bir soru. Ve Rusya bence zorluyor bizi diyor. Oradan bir karşılık var. Putin üzerinden geldi zaten. Yani, hı-hı, Esad bu işlere rıza gösteriyor. Siz onunla bu ilişkileri başladığınızda görüşebileceksiniz. Cevabı aldı ki Erdoğan bunu başlattı. Ama Davutoğlu'nun kamuoyunu bunları seslendirmesi karşı çıkıyor anlamına değil. Dikkat edilmesi gerektiği. Yani biz bu muhalif unsurların, İdlib'deki unsurların Esad'a doğrudan doğruya bırakılmasından yana olamayız. Çünkü bunu olduğumuz zaman orada bir kargaşa çıkacak, çatışma çıkacak ve oradan yeniden Türkiye'ye toplu göç olacak. Evet. Davutoğlu bunu dikkat çekmek istiyor belli oranda. Çünkü bu göçü de durdurmaya kalkarsan ya sınırına asker koyacaksın, almayacaksın. Evet. Bu sefer iki ateş arasında kalacak o kadar, evet, insan. Eğer onları kapıyı açarsan da zaten içeride 6 milyon insan var. 4 milyon da oradan gelirse 10 milyon göçmen gelmiş olacak. Bunları düşünerek tedbir alın demeye çalışıyor benim anladığım kadarıyla. Yoksa olmasın, bir çözüm olmasın gibi bir kanaatin, düşüncenin sahip olduğunu zannetmiyorum Davutoğlu'nun. Ama henüz görüşme için erken olduğunu söylüyor. Sorulması gereken şu, muhalefet. Tam anlayamadım soruyu ama. Ama görüşme için şu an erken olduğunu söylüyor. O kesin, yani bu koşullar olmadığı için. Erken değil, hazırlıklı olunması gerektiğini, hedefin ne olduğunun belirli olması gerektiğini, biz buradan ne sonuç elde edeceğiz? Sadece bir rica üzerinde mi yapıyoruz? Yoksa gerçekten bunu bir sonuca ulaştıracak mıyız? Sonuca ulaştıracaksak hangi adımlarla gideceğiz? Hangi politikalarla gideceğiz? Sadece gidip görüşmekle bu olmuyor. Çünkü ben 11 saat, 13 saat onunla görüştüm. Sonuç alamadık. Yani görüşmeyle tek başına sonuç almıyor. Kimlerle berabersiniz? Biz o zaman Amerika Birleşik Devletleri ile beraberdik. Ama Amerika Birleşik Devletleri de bizi yarı yolda bıraktı. Son anda Esad'ı devirmekten vazgeçti diye şimdi uyarıyor doğal olarak ve haklı olarak. Peki bu uyarılarının, Celal Kazdağlı, bu uyarılarının, Davutoğlu'nun Suriye açıklamalarının çizdiği yolun şu anda bir karşılığı var mı? Çünkü şu yüzden soruyorum. Yani bu Suriye politikasını başlatan, hep işte siz öyle değil dediniz ama yani görüşünüz bu yönde ama öyle bir algı var. Çünkü AK Parti'den de böyle açıklamalar yapılıyor. İşte Davutoğlu politikası, Suriye politikası ve bu politika zamanda muhalefet tarafından da zaten hep eleştirildi. Şimdi AK Parti tarafından da eleştiriliyor. Davutoğlu'nun sorumluluğunda olduğu söyleniyor. Yani dolayısıyla şimdi Davutoğlu konuştuğu zaman bu konuyla alakalı, yani insanlar nasıl bakıyor size göre, bir karşılığı var mı? Zaten sen bizi sürükledin bu duruma. Şimdi de çıkışımı anlatıyorsun gibi bir bakış yok mu sizce? Kamuoyunun bu şekilde algıladığı doğrudur. Yani bunun müsebbibi, sorumlusu Davutoğlu'dur şeklinde maalesef bir algı var. O dönemde buna niye karşı çıkmadı? Mesela evinde cuma namazı kılacağız, namaz kılacağız sözü Erdoğan'a ait iken Davutoğlu sineye çekti, itiraz etmedi. Çünkü genel başkanıydı, başbakanıydı. Onun bir hatasını üstlendi. Bu parti anlayışı itibariyle baktığımızda, hükümet etme anlayışı itibariyle baktığımızda doğru bir tutumdur, anlaşılabilir bir tutumdur. O kadarlık bir yük taşır insanlar liderini korumak adına. Bunu uzun süre diğer politikalarda da denildi. Hep denildiğinde evet, dış politikada işte uzun süredir bu konularda çalıştığı için, dış politika konusunda hoca olduğu için, akademisyen yönü olduğu için, bunlarla ilgili kitap yazdığı için ağırlığı, etkisi var mı? Var. Politikaların ana şeysini oluşturmuş mudur? Oluşturmuştur politikaların temelini. Evet, ama tek başına bunu uygulama kabiliyetine ve gücüne sahip birisi değil Davutoğlu o dönem için. O dönem Davutoğlu hedefe konuldu, Erdoğan hedefe konulmak yerine. Yani Erdoğan'a kızanlar Erdoğan demediler, Davutoğlu dediler. Bu tıpkı Atatürk'e kızanlar Atatürk demeyip de İsmet Paşa dedikleri gibi. İşte eskiden cemaatken Fethullah Gülen'e kimse kızmazdı, çevresine kızarlardı. Açtı o çevresine. İkinci adam meselesi. Evet, yani o yüzden bunu anlayışla karşılamak lazım. Ben şimdi olabilecek riskleri söylüyorum. Eğer siz gerçekten bir uzlaşma sağlayamazsanız muhalefetle rejim arasında, İdlib'deki o 4 milyon insan orada durmaz. Esad'ın yanına gitmez. Ve yeni çatışma çıkar ya Türkiye göç dalgası olarak gelir. Bunun için bir tedbir almak lazım. Evet. Bunun da yolu işte Davutoğlu'nun önerdiği, işte Rusya'da, Türkiye'de, Birleşmiş Milletler'de bir araya gelinsin
ve bu muhalefet için biz sizin için bu işin garantörüyüz desinler. Esad da bunu kabul etsin diyor benim anladığım kadarıyla önerilerinden. Çok da fazla konuşmuyor, konuşamıyor, platformu yok. Çok ne dediğini ben de çok sosyal fazla medyadan paylaştı bunları da zaten. Bu konuştuğumuz mesajlarını da sosyal medyadan paylaştı. Oradan paylaştı. Bir de Medyascope'da bir röportaj vermişti bu konuyla ilgili olarak. Orada söyledi. Dolayısıyla şimdi Doğu Perinçeklerin temsil ettiği, Ertuğrul Özköklerin temsil ettiği çizgi, bu muhalifleri bir kenara atalım. Bunları istersen hapse at, istersen kes, istersen yok et, istersen başka yere gitsinler. Biz seninle gel ilişkimizi kuralım. İşte Arap Ligi de seni alacak, Batı da kabul edecek. Böylece hep birlikte bu kafa kesen IŞİD'cileri de doğrayalım, keselim diyor. Bu çizgi doğru bir çizgi değil. Şimdi terörle mücadele etmek ayrı bir şey ama terörist diye orada 4 milyon 5 milyon insanı hedef almak başka bir şeydir. Burada o insanların rızasını alarak o insanları güvencede tutacak bir formülasyonun bulunması gerekiyor. Suriye mesele, Türkiye'nin Suriye ile ilişki kurması gerekiyor mu? Evet gerekiyor, gerekli. Dünyanın şartları geldiği nokta buraya ulaştı artık. Bunun yapılması lazım. Türkiye bunu hakkıyla ve bir an önce yapmalı ve bitirmeli bu işi. Bu bunu da yapacak gibi görünüyor. Yapacak gibi de görünüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın da açıklaması var. Suriye ile olan ikili ilişkilerin doğrudan hale gelebileceğini söylüyor ve ilişki seviyesinin yükselebileceğini söylüyor. Evet doğru. İşte bir Arap Ligi'nin alınması demek işte hem İslam ülkelerinin ve hem de Arap ülkelerinin fonlarının Suriye'ye aktarılması ve Suriye'nin yeniden inşa edilmesi süreci başlayacak. Eğer bir mutabakat oluşursa, bir uzlaşma sağlanır ise, bir istikrar oluşur ise bu herkes için yeni bir çıkar kapısı. Koca bir ülkenin altyapısının yeniden inşa ediliyor olması ekonominin canlanması demektir. Belli büyük oranda canlanması demektir bölgede. Sadece Türkiye değil, Ürdün'ün açısından da böyle, Türkiye açısından da böyle, Lübnan açısından da böyle. Lübnan'a 1 milyona yakın Suriyeli gitti ve Lübnan ekonomisi tümüyle dağıldı. Bir daha kendisini toparlayamadı. Aynı şekilde Irak'ta var Suriyeli göçmen. Orada da problemler yaşanıyor. Bunlar hiç olmazsa belli bir noktada çözülebilir. Onun için hızlı bir şekilde bunun yapılması lazım. Nasıl olacağı konusu henüz net değil. Doğu Perinçek herkes düşüncesini söyleyebilir. Evet. Herkesin ayrı bir yol haritası olabiliyor. Şimdi Doğu Perinçek ve Ethem Sancak da devreye giriyor sanki. Şam'a gidip gayri resmi görüşmeler yapacakları iddiası var. Böyle bir görüşmenin ağırlığı olur mu? İddia değil, net bir şekilde kendileri de kabul ettiler. Suriye'nin daveti üzerine gidiyoruz diye Doğu Perinçek açıklama yaptı. Heyette ben olacağım, Ethem Sancak olacak ama diğer isimler henüz belirlenmedi dedi. 3 Mart 2015'te gitmişti Vatan Partisi Doğu Perinçek Başkanlığı'nda 13 kişilik bir heyetle Şam'a gitmişti. Esad'la da orada görüşmüştü heyet, uzun bir görüşme yapmışlardı. Şimdi yeniden gidecek, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere devletin değişik kesimleriyle muhtemelen pek çok görüşme yapacaklardır. Ve bu, sanıyorum Esad'la da bir görüşme gerçekleşecektir. Yeniden bir görüşürler. Bu görüşmenin Türkiye'de Türk devletinin bilgisi dahilinde olduğunu varsaymak mümkün. Zaten Doğu Perinçek bilgisi dahilinde dedi. Dışişleri Bakanlığı'nın biz devleti bu konularda bilgilendiririz dedi. Ama onun ötesinde zaten çeşitli görüşmeler yapmıştır. Hem külliye ile hem de Dışişleri Bakanlığı ile hem de Genelkurmay ile özellikle de Genelkurmay ile Milli Savunma Bakanlığı ile bir takım görüşmeler yapılmıştır, yapılacaktır ya da heyete dahil edilecek isimler bu açıdan son derece önem arz edecektir. Kimler dahil olacak? Bu konuları bilen, Türkiye'nin politikasını bilen ve yol önümüzdeki yol haritası konusunda iyi kötü orada görüş bildirebilecek ve gelecek karşı tekliflere hazırlıklı olabilecek bir grup olacağını tahmin ediyorum. Ama bu esas görüşmeye götürecek bir adımdır. Yani Türkiye'nin esas yürüteceği görüşme bu değildir. Tabii. Bu bir ön yoklama şeklinde olur. Olması gereken bir görüşme midir? Evet, böyle bir görüşmede ben her zaman yanındayımdır. Bu tür şeyler olsun. Hatta daha önce Karamollaoğlu da gidip görüşmüştü Esad'la Suriye'ye geçmişte. Şimdi tekrar Karamollaoğlu'nun gidip bir görüşme, Türkiye adına da bir görüşme yapması yerinde olabilir. Çünkü iş sadece bir boyutlu değil orada. Müslüman bir kesim de var, hakkı yenen.
onların temsilcilerinin de bir şekilde o görüşme zincirinin içerisinde olması lazım. Pekala Karamollaoğlu bunu temsil edebilir. İşte laik kesimin, batıcı kesimin temsilcisi olarak da Doğu Perinçek orada yer alabilir. Hepsi bir arada olmalı ki farklı farklı görüşler ve duyarlılıklar ortaya çıksın. Bir çözüm, ortak bir çözüm bulunabilsin. Bir ara yol ya da orta yol bulunabilsin. Başka türlü olmaz. Bu meselenin çözülmesi lazım. Bu çözüldüğü zaman Türkiye ve Orta Doğu bambaşka bir şekle hızla dönüşebilir, gidebilir. Türkiye'nin bu... Evet. Buyurun devam edin. Bittiğinde ben sorarım. Şimdi Türkiye Batı'yla yeniden bir kucaklaşmaya doğru gidiyor. Yeniden masaya doğru oturmaya doğru gidiyor. Ondan önce bölgede bütün ülkelerle işte ilişkilerini düzenlemeye başladı. Mısır'la görüşmek için bir takım adımlar attı. İsrail'le aynı şekilde adımlar attı. Suudi Arabistan'la görüştü. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'yle görüştü. Ama bunların devamı gelmedi. Mesela Mısır'la karşılıklı elçi ataması olmadı. İşte bu görüşmeler diplomatik boyuta, bakanlar boyutuna çıkmadı Mısır'la. İşte Suudi Arabistan'la geldi gitti orada kaldı. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'yle gitti geldi orada kaldı. Rusya ile gitti geldi orada kaldı ve Türkiye şu anda çok ciddi bir ekonomik kriz içerisinden geçiyor. Diğer ülkelerden daha fazla bir kriz yaşıyor, kriz döneminden geçiyor. Burada mesela bu ülkelerden Türkiye'ye rahatlıkla gelebilecek olan işte 50-60 milyar dolarlık destek bugüne kadar gelmedi. Gelenler de çok büyük bedel karşılığı geldi. Mesela Akkuyu nükleer santralı tümüyle Ruslara devredilerek oradan işte bir 15 milyar dolar geleceği söylendi. Bir 5 milyar doların geldiği ifade edildi. Diğerli daha gelmedi. Böyle bir durumla karşı karşıya. Bunların da düzene girebilmesi için Türkiye'nin Suriye ile meselesini çözmesi ve bir istikrara ulaştırması gerekiyor. Başka türlü olmaz. Aynı şey Irak'la da geçerli. Çünkü evet. Bunlar birbiriyle son derece ilintili, bağlantılı şeyler. Biri bu çözülmeye başlayınca diğeri de çözülüyor. Birinde sorun olmaya başlayınca diğerinde de sorun oluyor. Evet. Şimdi Celal Kazdağlı, biz burada bu meseleyi, Suriye meselesini konuşuyoruz. Çözülmeli diyorsunuz siz de. Çözüm için de ayrı yol haritaları, zaman zaman uzlaşılar var, zaman zaman farklı yollar kanaat önderlerinden, siyasetçilerden anlatılıyor. Şimdi ama bir taraftan da göç dalgası var devamında tabii. Ama bir taraftan da sosyal medyada zaman zaman yayılan bazı görüntüler var Suriye'den. Böyle festivaller, plajlardaki görüntüler, sanki hiç iç savaş yokmuş gibi, sanki her şey yolundaymış gibi. Bu görüntüler birileri tarafından özellikle mi yayılıyor? Birileri de yayıyor olabilir ama Suriye biraz da böyle bir yer. Zaten içeride büyük oranda savaş yok. Bir istikrar var geniş bölgede. Çünkü o muhalifler bu Astana görüşmeleri bunu yaptı. O çatışma bölgelerini minimuma indirdi. Bir İdlib kaldı mesela. İdlib de muhaliflere bırakıldığı için orada kaldı. Onun dışında Halep mesela bir çatışma alanıydı. Orası normalleştirildi, istikrara kavuşturuldu. Oradan muhalifler güvenli bir şekilde çıktılar. Bunun gibi pek çok yer güvenli hale geldi. Oralar güvenli ama hani ekonomi çok iyi değil. Yaşayabildikleri durum iyi değil. Doğal olarak Suriye'den asıl Sünniler ayrıldığı için geriye kalan işte Nusayriler ve Hristiyan nüfus var. Onlar da bu tür festival eğlence şeylerine daha katılan, daha katılımcı bir grubu oluşturuyor. Dolayısıyla onlar var. Bu aslında şunu yarıyor. Bir, Batı'ya mesaj veriyor. Biz normalleştik demeye çalışıyor. Ama iki, mesela ÖSO gibi, işte İdlib'deki muhalifler gibi. Bak işte onlar eğleniyor. Siz burada cefa çekiyorsunuz. İşte sizin çocuklarınız, kardeşleriniz, anneleriniz, babalarınız öldürüldü, işkence gördü. Ama onlar eğlencesinde işin diyerek o atmosferi bozmaya yönelik bir takım videolar olarak da değerlendirilebilir. Evet, bizde de aynı etkiyi zaman zaman yaratıyor. Sosyal medyada ben bakıyorum şimdi, o görüntüler yayılıyor. Altında hemen yorumlar Türk kullanıcılar tarafından birçoğu. Yani burada biz göçmenlerle işte buraya göç dalgası var. İşte Türk ekonomisi etkileniyor. Demografik yapı etkileniyor. Ama Suriye'de her şey normalmiş. Niye göç dalgası var o zaman diye de tepkiler oluşuyor. Zaten bir provokasyon var. Hazır patlayacak bir bomba gibi sosyal medya bu konuda. Bir de o tarafı var işin. Var tabii. Yani o yüzden iş çok netameli. İktidarın bu konuda çok net konuşmaması, sessiz davranması anlaşılabilir bir durum. Şimdi mesela Türkiye uzun süredir Irak'ta operasyon yapıyor, askeri operasyonlar yapıyor.
Şimdi mesela biz hep Türkiye'deki göçmenlerin Suriye'ye gönderileceği gibi bir beklenti içerisindeyiz. Geçmişte mesela Türkiye Kürtlerin işte Esad diyorum Saddam tarafında bombalandığında Türkiye'ye doğru geldiklerinde oralarda kamplar kurarak onların oralarda barınmasını sağlamıştı. Pekala Türkiye'deki göçmenlerin işte 1 milyon civarında bir kesimini Irak tarafına götürebilir. Kurabileceği tampon bir bölgede onları barındırabilir. Bu da Türkiye'nin iç durumunu, ekonomisini rahatlatabilir. Bu Birleşmiş Milletler'in de rahatlıkla imkan sağlayabileceği, Avrupa Birliği'nde rahatlıkla destek olabileceği bir şey. Mesela bunlar da muhtemelen konuşuluyor olsa gerek. Çünkü birdenbire siz işte 2-3 milyon insanı Suriye'ye götürdüğünüz zaman sorunu çözmüyorsunuz. Aslında sorunu oraya da taşımış oluyorsunuz. Esad ne yapacak o kadar insanla? Gidenler ne yapacaklar? Ekonomi yok, bir şey yok. Böyle yavaş yavaş bir kısmı işte Türkiye'nin orada kontrol ettiği bölgede, güvenli bölgede olur. Bir kısmı işte Irak kısmında olur. Bir kısmı Suriye kısmına geçebilenler oraya geçer. Böyle yavaş yavaş hem bir de ilk defa ne olacağı herkes iki tarafta görmüş olur. İlişki nasıl yürüyor? Bir sorun çıkıyor mu? Nerelerde sorun çıkıyor? Nerelerde rahatlatılabilir? İşte oluşturulabilecek fon ile öncelikli olarak hangi altyapıların yapılması, hangi şehirlerin ele alınması gibi konular test edilmiş olur. Bu da bir çözüm yollarından birisi. İşte bütün bunların etraflıca konuşulması gerekiyor. Toptan ve kesin hemen tak bir ayda, üç ayda bir çözüm gözükmüyor. Yavaş yavaş, uzun vadeli ama bir yol alınırsa üzerinde ilerlenebilecek bir patika oluşur ve o giderek genişler, rahata erilir gibi. Yani o yola girmek lazım öncelikle. Oraya girmek biraz zor. Çünkü bunca zaman kavga etmişsiniz, bunca insanla karşı karşıya gelmişsiniz. Oraya gitmek isteyen insanlar gitmek istemiyor haklı olarak. Zulüm görmüş, işte yakınları öldürmüş insanlar gitmek istemiyor. Travmaları var, doğrudur. Evet. Tabii can güvenliği de var. Ekonomik olarak oraya gittiğinde ne yapacağım sorusuna verebileceği bir cevap yok. İşte bu fon üzerinden onlara bir ekonomik hayat kurabilme imkanı ortaya çıkar ise pekala onlar da en azından bir kısmı, hepsi değilse bile, hepsinin döneceğini ben de hiç ihtimal vermiyorum, zannetmiyorum. Tabii ki burada hayatını kurmuş ve artık adapte olmuş olan çok göçmen de var. Var var. Ama önemli bir kısmının dönmüş olması rahatlatır. Herkesi rahatlatır. Türkiye'yi de rahatlatır. Bölge ülkelerini de rahatlatır. Sadece bizden dönenler olmayacak. Lübnan'dan da dönen olacak. Irak'tan da dönen olacak. Ürdün'den de dönen olacak. Yani oralara giden ne var? Bunlar hep komşu evet. ülkeler. Şimdi Ürdün'de mesela ticareti başlattı Suriye. Belli bir adım attılar. Onlar ilişkilerini büyük oranda normalleştirdiler. Şimdi tabii böyle bir yolun, işte bu yola giriliyor artık diyorsunuz ama hani uzun vadeli bir tabii süreç dediniz. Ama bu yola girilmiş olması bile AK Parti'ye seçime bu kadar yakın zaman varken bir kazanç olarak döner gibi sanki. Ne dersiniz? Ben öyle bakmıyorum. Bu işler sandıkta oya nasıl karşılık gelir bilmiyorum. Onu nasıl yöneteceğinize bağlı. Muhalefetin nasıl ele alacağını ve o anki konjonktürdeki oluşan atmosferin ne olduğuna bağlı. Tam işler yolunda giderken öyle bir ters iş olur ki birden tersine dönebilir. Çünkü bunlar çok mobilize olan bir kitle var şimdi göçmenlerden dolayı rahatsız olan. Bunlar yapıp edilenleri başka türlü anlayabilirler. Tersede yani siz bize vereceğiniz parayı niye gidip şimdi Suriye'ye götürüyorsunuz, Irak'a götürüyorsunuz da diyebilirler. Ya da tam tersi ya bak işte biz derdimiz vardı, sorunumuz vardı, bunu çözdü iktidar da diyebilir. O yüzden sadece sandığa bakarak oy kazanmaya yönelik hamleler olarak bunları değerlendirmek yanlış olur. Çünkü öyle değerlendirenlerin işine yaramayabilir. Karşı tarafa her zaman yarayabilir. Netameli konular çünkü bunlar. Ya bir de beklenildiği kadar göçmen siz de dediniz çok fazla da dönüş olmayabilir diye. Bu da olursa o zaman artık göçmen tabii. karşıtları diyeyim yani tepkili olan vatandaş karşıtları da demeyelim de yani yine de göçmenlerin gitmesini isteyenler burada rahatsızlığını dile getirenler diyelim. Özellikle de ekonomiyle de çok ilintili bu rahatsızlık. Dolayısıyla onlar açısından sandığa ters tepki yapabilir o zaman özellikle. Mesela bu aşamada Kemal Kılıçdaroğlu Şam'a niye gitmeyi hiç düşünmez? Biz Şam'a elçi atayalım, asker göndermeyelim diye tezkereye karşı çıkmış idi. Pekala çok rahatlıkla böyle bir temasta bulunabilir. Sessiz kalıyor. Niye sessiz duruyor? O da anlaşılmış gibi bir durum değil. Yani aslında görüşülmesinden yana görüşün diyor. Bu tarz telkinlerde bulunuyor ama
diyorsunuz ki kendisi de adım atabilir. Direkt gidebilir. Zaten bir başlattığı şey vardı. Irak'ta gitmişti, görüşmüştü, heyet gitmişti. Orada herkesinle, Türkmenlerle, işte Kürtlerle, Kürtlerin her iki üç kanadıyla ve işte Araplarla bir görüşmüştü yönetimle, mahallelerde, herkesle. Benzer şeyi Suriye içinde yapacaklardı. Mesela onu ertelemişlerdi. Şimdi hem onu yapıp hem de en üst düzeyde Putin'le bir araya gelme isteğini en azından gündeme getirebilir. Muhtemelen isterse de o ziyaret gerçekleşir. Yani Vatan Partisi Doğu Perinçek'le görüşmeye rıza gösteren bir Esad varsa karşımızda. Tabii, ana muhalefetle. Ana muhalefet partisinin genel başkanıyla görüşmeye hazır bir Esad da var demektir. Ama acaba sandıkta ters tepki yapar diye mi bu o topa girilmiyor? Bence siyaset yapma anlayışı biraz eksik olduğu için. Yani hepimizi ilgilendiren ana konulardan birisi bu. Sen bu konuda tutum belirlemiyorsun. İktidara diyorsun ki ha iyi bak bizim çizgimize geldin. Ne oldu sizin çizginize geldik de? Senin katkın ne? Zaten o yapıyor. Seninle o zaman ne işimiz var bizim? Yani burada bir şey söylemesi lazım. Ama zaten iktidarın işi değil mi Celal Kazdağ yapmak? Mesela Davutoğlu herkes kızıyor da Davutoğlu bir şey söylüyor. Öyle değil şöyle olması lazım diyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun da söylemesi lazım. Cumhurbaşkanı adayı kazanacağım diyor. Sen nasıl çözeceksin kardeşim? Git şimdiden görüş. Yani mesela Erdoğan AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla pek çok yurt dışı gezi yapmıştı. Görüşmeler gerçekleştirdi. Genel başkan olmadan da daha partiyi kurmadan da yaptı. Partiyi kurduktan sonra da yaptı. Ya bu Türkiye'nin aleyhine bir şey değil. Herkes yani diyorsunuz ki nasıl mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne gidiyorsun, TÜİK'in önüne gidiyorsun. Evet. Bu da olabilir. Yani benzeşiyor diyorsunuz. Tabii. Muhalefetken yapılabilir diyorsunuz. Yapılabilir. Yapması da gerekir yapması zaten. Yapması gerekiyor. Yani görüşmen iktidara gelmeye hazır birisiyim. Bu meseleyi çözeceğim. Nasıl çözeriz? Sen ne diyorsun Esad? Biz geldiğimizde sen nasıl davranacaksın? Şimdiden şu yolları yap filan ne diyorsa öneriyorsa. Evet. En büyük ama oraya gitmeden önce bir düşüncesini bizimle paylaşması lazım. Ne düşünüyor? Ne öneriyor? Bunu bilmemiz görüşülmesi gerekiyor. Görüşülmesi gerektiğini bizim soruyor ama daha net bir çerçeve çizmeli diyorsunuz evet. Siz. Aha. Peki. Süremizin sonuna geldik Celal Kazdağlı. Bugün de bitirdik. Bugün Suriye politikasını ayırdık tamamen. Diğer başlıkları konuşamadık. Yarına bırakalım onları da. Çok teşekkürler katkınız için. Peki. Sevgili seyirciler yarın yine saat 17.30'da bekliyoruz. Son duruma birlikte bakalım. Şimdi spor haberleri var sırada. Betül İsaoğlu karşınızda olacak. Görüşmek üzere.